Baba. Oğlum. Oğlum öldü. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمرسلين على صراط المستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. الفاتحة. آمين والحمد لله الله رحمة إلسن الله. آمين.
Başın sağ olsun canım. Ayşe. Yok. Bitmemiş mi daha cenaze? Anca gelirler birazdan. Nasıl? Beden hazır uyudu ha? Sanki benim sıkıntımı hissediyor. Of. Ne yapacağım ben Ayşe? Niye öyle dedin şimdi? Şu olanlara bak. Uğursuz. Kevser Hanım öyle diyor ya. Neredeyse ben bile inanacağım. Estağfurullah gelin ağam. Ne biçim söz o? Kimin aklına gelirdi ki? Burhan gelip Cihan'ı öldürecek. Niye? Çünkü Cihan Esma ile birlikte. Ben olmasaydım belki de hayatları boyunca adım atmayacaklardı Mardin'e. Gelin ağam, üzme kendini. Günahına girme. Ya sen mi onlara gidin de... Tövbe tövbe. Biliyorum. Biliyorum Ayşe de... O kadar çok hayat alt üst oldu ki. Başın sağ olsun. Ali ağam, senin de gördüğün gibi ağalar huzursuz. Nasıl olmasınlar? Burhan ağanın yaptığı iş mi? Aşiret meclisinin kararına uymam mı demek? Böyle ki bir değişeyim bari. Açık açıkta da sen de rahat et, ben de. Ali ağam, Burhan ağanın yaptığı ortada. Ölümün arkasından konuşmak ayıp olur ama Cihan'ın akıbeti malum. Sen diyebilir misin bana gencular aşiretimize layık evlatlar yetiştirmiş? Başınız sağ olsun abi. Sağ olasın. Başın sağ olsun Zinar Aga. Bu durumlarda ne söylenir ki? Ateş düştüğü yeri yakar. Evlat acısı hiçbir acıya benzemez ağam. Ocaklardan uzak olsun. Allah sabrınızı versin. Sağ ol Celil. Sağ ol. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Artık kimse de bekleyecek takat kalmadı Ali ağam. İşler çığırından çıkmıştır. Bu akşam toplayacağız meclisi. Firuza aklı selim adamdır. Tecrübelidir. Örfümüzü, töremizi iyi bilir. Onunla halledeceğiz meseleyi. İnşallah ağam. Başın sağ olsun amca. Biz kardeş gibi büyümüştük.
bir şey elimizde değil sanki. Her şey kendi kendine oluyor. Gerçekten çok üzgünüm amca. Biliyorum. Biliyorum. Başımız sağ olsun baba. Sağ ol yavrum. Canım oğlum. Hiç aklımdan çıkmadın. Gece gündüz uyumadım. Oğlum ne yapıyor, ne diyor diye düşünmekten. Tamam anacığım, sıkma canını. Benim keyfim yerinde. Üzme kendini. Bak, hepsi bitecek. İnşallah. Kemal Bey'i bekletmemem lazım. Peki. Gitmem gerek. Afiyet olsun gelin. Ayşe. Boran da gitmiş öyle mi? Evet gelin ağam. Mezarlığa gitti. Zınara'ya baş sağlığı dilip 5 dakika kalıp dönmüş. Sağ ol. Naren, ben de baş sağlığına eve gideyim diyorum. Ben yokken Bedirhan'a bakar mısın? Bakarım tabii. Bakmaz mıyım hiç? Gelin hanım. Sen ne yüzle o eve adım atacaksın? Ben... Ana etme. Yalan mı? O Burhan denilen adamı da... Namussuz karısını da bu musallat etmedi mi başımıza? Olanların benimle bir ilgisi olmadığını biliyorsunuz. Tövbe estağfurullah. Sıla, sen git hadi odanı hazırla. Konuşmayayım, susayım diyeyim ama dayanamayayım. Geldiği günden beri felaket eksik olmadı başımızdan. Ana, mezarlıktan geldin. Bari bugün sus, gözünü seveyim ya. Yalnız Boran'ı değil, bütün aşireti mahvedecek sonunda. Pes, vallahi pes. El kadar bebeğin kısmetiyle oynatmam ben kimseyi. Yavrumun yavrusunu kötülüklerden korumasını bilirim ben. Görürsünüz. Biner biraz yatıp uyusan ha. Nasıl uyuyayım ha? Ocağımıza öyle bir ateş düşmüştür ki o ateş beni yakıp kavuruyor. Kavuruyor beni ha. Biliyorum. Ben o ateşi nasıl söndüreceğim ha? Nasıl söndüreceğim? Şimdi ben sana desem ki bu ateş zamanla küllenip söner. Kardeşime yalan söylemiş olurum. Bu ateş hiç sönmeyecek Zinar. Doğduğunda kollarını aldığın evladı aynı kollardan toprağa bırakıyoruz. Kimse sana sormuyor ki Zinar seni mi oğlunu mu? Beni diyeceğim abi. 1000 kere beni diyeceğim. İsyan etme kardeşim. Tecelli. Biliyorum abi. Lakin bu ateş beni yakıp kavuruyor. Kavuruyor abi. Merak etme çocuğum. Babaanne seni her şeyden koruyacak. Bismillahirrahmanirrahim. Yavrum, 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 yavrum.
Ya Narin abla, ya ver Allah aşkına ben yapayım. Sen yüklüsün, yorma kendini. Hı? Ya kızım bırak, elime mi yapışacak? Oyalanıyorum işte. Hem sen git anama bak. Bir isteği arzusu var mıdır bir sor. Az evvel baktım Narin abla, odasında dinleniyor hanıma. İyi işte. Ayşe, bir limon versene orada. Vereyim Narin abla. Oğlum, öyle şaşkın şaşkın bakma. Git araba getir. Hadi gideceğim. Olmam. Ben ne diyorsam onu yap. Hadi. Emredersiniz. Kurban olurum canım. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Başınız sağ olsun. Sağ olasın kızım. Ümmü. Ayşe! Bunlar ne abla? Bediren yok. Nasıl yok ya? Ya yok işte. Hanım hamiledir. Nerede olacak Narin abla? Hoş geldin Celil. Hoş bulduk Bedar. Baba, hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Baba, saçım yorgunsun değil. He, niye sordun? Ben o zaman size bir acı yorgunluk havası yapayım. Bak, neler de biliyormuş benim güzel oğlum. Ya hadi yap madem. Ha, ama bol şekerli olsun ha. Ama ben sadece acı yorgunluk havasını yapabiliyorum. O dediğini Narin yengem öğretmedi ki bana. Ulu oğlum, sen bildiğin gibi yap tamam mı? Bizi zehirleme de senden başka bir şey istemiyoruz. De haydi. Ne oldu Bedar? Canın bir şey mi sıktı? Yok Celil. Cihan'ın oğlanlarından karısını düşünüyorum da. Allah sabır versin. Doğru söylüyorsun. Gerçi Cihan kendi ettiğini buldu ama olan o zavallı çocukları oldu. Hele o Zinara kanın hali. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Amin. Narin abla. Narin. İyi misiniz? Bir şey mi oldu? Yok Sıla. Narin, söylesene. Bediran nerede? Sıla, Bediran. Narin, söylesene. Bediran yok. Ne demek yok? Nerede? Ya bilmiyorum ki. Anam götürdü herhalde. Çünkü o da yok. Nereye götürür küçücük bebeği? Bediran!
Eyvah, eyvah. Hayrola bacım, ne gördün? Evinizde büyük bir uğursuzluk var. Yapma. Hem de bebeğin yanı başında. Bütün aileyi sarmış. Peki ne yapmam gerek? Buna bir tedbir almamız gerekir hanıma. Kahveler de geldi. Aman güzel oğlumun elinden kahve içeceğiz. Bir de dökmeseydin Emir. Oh, elleri ne soğudu güzel paşam benim. Sıla arıyor ha. E aç. Efendim güzel kızım. Baba, annem nerede? Ne oldu, bir şey mi oldu? Bediran kayıp. Ne? Alo, kızım ne oldu? Anne, Kevser Hanım Bediran'ı da alıp gitmiş. Kimseye de hiçbir şey söylememiş. Dur Sıla'm, dur kızım, dur sakin ol. Nereye götürmüş olabilir? Aklına bir şey geliyor mu senin, ha? Delireceğim ya. Kızım dur, sen aklın başında değil. Koskoca hanıma torununu alıp kaçacak değil ya. Ya oğlumu kaçırdılarsa anne? Ya onu bir daha göremezsem, ha? Sıla'm, dur kızım, bir sakin ol hele. Dur, ben hemen sana geliyorum. Gelin ağam. Hanımam geldi. Anne, geldiler, ben seni ararım. Torunu kurban olsun nene sana. Bediran. Neredeydiniz? Kimseye bir şey söylemeden nasıl götürürsünüz oğlumu? Sen bana hesap sorabileceğini mi sanıyorsun? Şaşırdın söz herhalde. Söz konusu oğlumsa evet hesap soruyorum. Bana söylemeden kimse dokunamaz oğluma, anlaşıldı mı? Bana bak gelin hanım, aklını başına devşir, haddini bil. Bedirhan ağa oğludur. Vakti gelince genç aşiretinin başına geçecektir babası gibi. İyice aklına sok. Senin demin gelir geçer. Asıl olan Bedirhan'dır. Hala hayattaysan onun sayesindedir, unutma. Hep böyle gider diye de güvenme. İyisin. İyiyim. Ağalar, son zamanlarda aşiretimizin üzerinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Şimdiye değin duymadıklarımızı duyar olduk. Olan hadiseleri bugüne kadar hiç yaşamadık. Bu topraklar töre sayesinde dirlik düzenlik bulmaktadır. Bu sayede itibarımız daim olmaktadır. Ama şimdi Boran'a bu töreye karşı gelerek itibarımızı iki paralık etmektedir. Yüzümüzü yere eğmektedir. Firuza, sen de ağalık ettin. Tecrübelisin, dirayetlisin. Bu olanlar nedir? Ağalar, Boran benim yanımda ağalığa yetişmiştir. Töreyi de, töre kurallarının değişmez olduğunu da iyi bilir. Öyleyse töreyi uygulamıyorum demek ne oluyor Firuze Hanım? Bir ağa töreyi uygulamakla yükümlü değil midir? Yükümlüdür. Lakin karısının sütü kesilene kadar erteleme kararını veren de Ali Ağa'dır. Bunun zorluğunu biliriz Firuze Ağa. Ben de zamanında yaptım. Çok töre hükümlerini uyguladım. Bu zordur. Ölüm kararı zordur. Rahat verilmez bu kararlar. Şimdi Boran Ağa'nın töreyi uygulamaması halinde benim verdiğim kararların ölenlerin anası, babası, kardeşi karşıma dikilip o zaman niye öldü benim kızım, bacım derlerse ben ne diyeceğim? Madem ki töre kararları herkese değildir, bizim çocukların ne günahı var derlerse hep beraber ne cevap vereceğiz? Doğru değil, haklı değil. Boran aşiretin kurallarını bilir. Aşiretine de, kendine de halel getirmez. Öyle dersin de Firuze Hanım, Rojda'nın babası şu an buradadır. Hep beraber dinleyelim derim. Gelsin. Anlat bakalım derdini. Ağalar, benim kızım Rojda hakkında töre kararı çıkmıştır. Lakin tam uygulanacakken Boran Ağa'nın adamları gelip almışlardır kızı. Boran Ağa töre hükmünü iptal etmiştir. Dürüst olmak gerekirse kızımın hayatı kurtulduğu için bir baba olarak sevindim. Ne yalan söyleyeyim. Bey evladı kaybetmek zordur. Lakin beri taraftan aşiretin içinde bunu yapamayan bir baba olarak yaşamak da zordur. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Deyin bana onu yapayım.
Ama itibarsız, haysiyetsiz bırakmayın beni. Ya da öldürün daha iyi. Rojda her gün sana dua ediyormuş ağam. Niye? Hayatını kurtardığın için. Bugün anam geldi ziyarete. O da çok mutlu. Ellerinden öpüyorlar ağam. Sağ olsun. Ama biz böyle tek tek Rojdaların hayatlarını kurtararak bu işi çözemeyiz Zeynel. Bazı kararların gözden geçirilmesi gerekiyor. İnşallah. Bugün baban da geldi mi ziyaretine? Yok ağam, gelmemiştir. Niye? Rojda hakkındaki hüküm uygulanmadığı için hep evdedir. Dışarı çıkmıyormuş, utanıyormuş. Babana benden haber yolla. Benim dediğimi de. Bir baba kızı yaşadığı için utanmamalı, sevinmeli. Söyle utanmasın, başı dik geçsin. Eğer bu işlerin hesabını verecek olan biri varsa o da benim. Gerektiği zaman da veririm. Böyle de babana. Tamam ağa. Bu babanın itibarını kaybetmesi aşiretin başındaki ağaya yazılmaz mı Firuze ağa? Yazılır. Bunu bildiğimi hepiniz bilirsiniz. Biliriz. Ve dahi kuşkumuz yoktur Firuze. Aşiretimizin itibarını kurtarmak da başımızdaki ağaya düşer. Evet. Bir ağa töre hükümlerini kayıtsız şartsız uygulamakla mükelleftir. Yoksa onun ağalığı da itibarı da tartışılır. Telaşa mahal yoktur ağalar. Maksat anlaşılmıştır. Töre hükümleri herkese eşit olarak uygulanacaktır. Bu benim şahsi teminatım altındadır. İçimize su serptin Firuze ağabey. Yalnız ben bu işi bitirene kadar bu konu bir daha açılmayacaktır. Üstelik o. Dediğin gibi olacaktır Firuze. Bediran yok dediniz ya. Ona bir şey oldu diye deliye döndüm. Senin demin gelir geçer. Narin, ben olmasam, yani ben olmasam da onun iyi olabileceğinden emin olabilsem. Sıla, deme böyle şeyler. Sen hep yanında olacaksın Bedirhan. Abimle beraber. Hep birlikte olacaksınız. Biliyorum. Ben de inanmak istiyorum. İnanıyorum da. Ama olmazsam sen onu hiç yalnız bırakmazsın değil mi? Burhan'a da destek olursun. Sıla bak. Oğlun burada. Kimse ayıramaz sizi. Hem abimi duymadın. O da senin yanında. Sen de güçlü olacaksın. Haklısın. Buranın yokluğuna dayanamıyorum işte. Sıla, bak ne diyeceğim. Sen yarın bir gitsen, abimi görsen. Ha? Hem ikinize de pek iyi gelir. Bedirhan'a ben bakarım. Ya tamam söz. Vallahi iki saniye bile ayırmayacağım gözümün önünde. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Yarın mümkünse Boran'ı görmeye gitmek istiyorum. Tamam kızım, olur istiyorsan. Teşekkür ederim. İnsanın yakınlarını, sevdiklerini kaybetmesinin ne demek olduğunu iyi bilirim. Biliyorsunuz. Annemi, babamı ve abimi kaybettim. Yani sizin de hissettiğinizi çok iyi anlayabiliyorum. Şimdi Bedirhan var.
param var. Yepyeni bir aile. Ama yine de onları çok özlüyorum. Hem de çok. Başınız sağ olsun. Sağ ol kızım. Ben Bedir'in yanına döneyim. İyi geceler. Allah rahatlık versin kızım. Dualarımı kabul et Rabbi. Hoş gelmişsin ağam. Hayırdır ağam, sende bir iş vardı hele. Sana bir şey diyeceğim. Lakin kimseye demeyeceksin. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi bilmem. Bugün aşiret meclisi toplandı. Sılanın üzerindeki töre hükmünü uygulamazsak hem ahalık elden gidecek hem hepimizi toptan dışlayacaklarmış. Gördün mü şu uğursuzun başımıza açtığı işi? Peki ağam sen ne dedin? Hükmü ben uygulayacağım dedim. Ne bakarsın yüzüme? Ya ne diyeydim? Bana düşmez ama ağam. Baran ne diyecek bu işe? Ya oğlu öksüz kalırsa Baran'ı nasıl zapt ederiz? Anne! Anne! Sıla! Anne! 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 Sıla! Sıla'm. Sıla mı? Oh. Ay Allah'ım olsa da şükür derim. Çok şükür rüyaymış. Of. Yeter kabus mu gördün? Ya bak akşam kuru fasulyeyi fazla yedin. İşte basınç yaptı şimdi. Saçmalama Celil. Ne kuru fasulyesi? Ya tamam kızma hemen ha. Ne oldu ana? Yok bir şey yavrum. Rüya gördüm. Ablanı filan. Bir şey mi oldu ablama? Yok oğlum bir şey olmadı. Hadi git yat sen. Bedar. Kötü mü gördün? Şimdi içime kurt düşürdün ha. Gidip baksam mı ya acaba? Hayırdır Celle'm mi bu saatte? Bana Şivan Kahya'yı çağırın. Buyur Celil Efendi. Bir şey mi var? Kızım nasıl, iyi mi? Durumu nedir yani? Gelin ağamız odasında. Oğluyla mışıl mışıl uyumakta. Hayırdır? Ya ana yüreği işte. Merak etti şimdi bu saatte. Her şey yolunda. Sen gönlün ferah tut. Peki. Hepinize hayırlı sabahlar olsun. Ana. Kuzum, niye korktun yavrum sen? Bir susmadınız ki ana. Ne oluyor ya? Lan git yat. Gitmeyeceğim işte. Önce uyandırıyorsunuz, sonra zorla yatağa. İyidir, iyidir. Merak etme. Oh Allah'ım, sana bir şükür ya Rabbim. Ya ne oluyor? Niye bana söylemiyorsunuz? Lan bak, ben kime diyorum? Hadi git yat içeri. Sabah. Dilaver çocukları büyük teyzelerine götürdü. Onlar da bizimle perişan oldu buralarda. Burası bağ bahçe iş değilse.
nefes alırlar. Anası rahmetli oldu onda. Can hap bu kadardı. 11, 12 var ya yoktu. Deli fişek bir şeydi daha o zamanlar. Anaları bunlara pek düşkündü. Herim gitti gözümün önünden. Evet. Ben kaçırdıydım Meryem. Bilir miydin? Daha o zamandan küçücüktük. Sevdalandık. Sahiliymiş meğer beraber yaşadığımız günler. Beni bir başıma koydu gitti. Benim de bir parçam onunla gitti. Ne edeceğimi bilemedim. Neyse. Seher vaktiydi. Ezan okundu. Baktım Cihan kalkmış. Yanıma geldi. Elimi tuttu dedi baba. Hadi kalk. Hadi ayağa kalk baba dedi. Evet kalktım. Ve anladım ki evlatların olunca ayakta duracaksın. Sapasağlam duracaksın. Yine öyle. Dilaver var. Sen varsın kızım bildiğim. Torunlarım var. Sizin için ayakta duracağım. Sapasağlam duracağım. Sen de kızım. Ayakta duracaksın. Dimdik ve sapasağlam. Cihanımın yadigarları sana emanet. Unutmayasın. Doğrusun baba.